Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizinle olimpiyat halkası çalışacağız. Şimdi olimpiyat az önce daire yapmayı öğrendiniz. Bakın. Şimdi 5 tane daire yapacağız. Farklı renklerde 5 daire. Biz renklere takılmayacağız. Aynı renkler olmak zorunda değil. Ama 5 tane daireyi şu şekilde dizmeye çalışacağım. Böylece hem şeyi öğreneceğiz sizinle beraber. Daire oluşumunu hem de kalemi bastır, kalemi kaldır gibi kavramları öğreneceğiz. Öncelikle bir daire nasıl oluşuyordu ona bir bakalım. Bir daireyi oluştururken biz 360 defa işte bir adım git, bir derece dön diyerek daireyi oluşturduk. Nereye oluşturuyorduk, nereye dersek. Bu noktada ne yapıyorduk? Kalemi bastırıyorduk. Kalemin rengini de belirlemiştik. Şimdi seyredelim, düzenleden jet hızında dedim. Bakın dairem oluştu. Hatta bunun kalınlığını bir kereye mahsus en başta 15 yaparsam harika, güzel bir dairem var. Şimdi ben diyorum ki birinci daireyi burada çizeyim. Şu an bulunduğu lokasyon -136'ya -126'ymış. Şöyle yapalım. -125'e 125 yapayım. İyi bir lokasyon mu? Bence birinci daire için iyi. Ama bu kaldı. Çünkü biz temizle demedik. Deneyelim. Evet, harika. Sonra diyorum ki bunu şuraya bir yere almam lazım. Bakalım. 0'a 125'i alabilirim. Takribi konuşuyorum. Bakın arkadaşlar. Seyredin lütfen. Özür dilerim. 0'a 125'ti benim hatam. Şimdi ikinci daire oluştu ama iki tane sorunum var. Bir, iç içe değiller. Demek ki 125 biraz fazla bir adım. Ben bunu yani -125'ten 0'a giderken 125 adım atmış oldum toplamda. Ben bunu şöyle yapayım arkadaşlar. -50 diyeyim. Bakın harika, iç içeliği sağladım. Ama bir sorun var. Bir, renkleri farklı. Hadi rengi de hallettik. Ama şurada bir durum var. Yani bir çizgi birleşmiş. Onu nasıl çözeceğim? Arkadaşlar çok basit. Birinci daireyi çizdiğim anda bu noktada kalemi kaldırıp sonra ikinci daireyi çizeceğim yere gidip kalemin rengini belirleyip yeniden bastırırsam hiçbir sorun olmaz. Seyredelim. Bu arada aynı şekilde şurada da bir kalemi kaldır olayı var. İlk dairede de seyredin. Muhteşem oldu. Şimdi bunu bir tık daha bu tarafa alacağım. Ne kadar alacağım? Artık şuradan kopya çıkartıyorum. Bakın ne kadar alacağım. Az önce -125'ten -50'ye 75 adım gelmiştim. O zaman burada da bir 75 adım gideyim. -50'ye 75 eklersem 25 yapar. Seyredin. Rengini de değiştiriyorum. Hadi mesela gri olsun. Harika. Üçüncüyü de oluşturdum. Arkadaşlar artık şu noktada, şurada bir yerde iki tane daha daire oluşturmam gerekiyor. Kalemi kaldırdım. Şu an bulunduğu pozisyonu başlangıç kabul edeceğim. Şu an nerede duruyormuş biliyor musunuz? -87'ye 43'te duruyormuş. -87'ye 43 bizim için çok mantıklı değil ama -75'e 50 vereyim ben buna. Bunlar hep göz kararı verdiğim şeyler. Mesela kırmızı renkte olsun istiyorum. Şunu kullanacağım. Bir deneyelim. Harika, hiç fena değil. Hatta biraz sola bile kaydırabilirdim. Aynısından bir tane daha. Şimdi arkadaşlar 50 birim kaydırdığım için, 75 birim kaydırdığım için sanırım hiçbir sorun olmadan çalışacak. Harika. İsterseniz daireleriniz daha büyük olabilir. Hatta daha ince olabilir. Bu çalışma biraz anlaması zor bir çalışma olabiliyor arkadaşlar. Şöyle daha iyi oldu. -125'e 125 nereden geldi? Tamamen göz kararı. Ben sadece şu kuralı uyguladım.
daireleri yan yana götürürken hep 75 azalttım. Dikkat edin, 75 azalttım. X'ini 75 azalttım. Böylece olimpiyat halkalarımız oluştu arkadaşlar. Bu çalışmayı da olimpiyat halkası olarak kaydediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.